Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 89. yıl dönümü denize çelenk bırakılarak kutlandı. Samsun Liman Başkanlığı'nın Samsun'un bir gemisinde düzenlediği programa Samsun Vali Yardımcıları Faruk Necmi Kurt, Ali Galip Saral, Metin Borazan, Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Operatör Doktor Dursun Mehel, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Doktor Mustafa Kasapoğlu, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Programda bir konuşma yapan Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, Kurtuluş Savaşımızı mütakip devletin siyasi bağımsızlığının yanında ekonomik bağımsızlığını da sağlamaya yönelik atılan en önemli adımlardan biri de Kabotaj Kanunu'nun kabulüdür dedi. Osmanlı İmparatorluğu son dönemlerinde kapitülasyonlar nedeniyle denizlerimizdeki ticaret hakkı yabancıların elinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının hemen ardından 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizdeki ticaret hakkı yeniden düzenlenerek denizlerimizde, iç sularımızda ve boğazlarda yük ve yolcu taşıma hakkı Türk bayraklı gemilere verilmiş kaptanlık, kılavuzluk, gemi mühendisliği, dalgıçlık, tayfalık gibi denizcilik mesleklerini sadece Türk vatandaşlarınca yapılabileceği belirtilmiştir. Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal'ın konuşmasından sonra denize çelenk bırakıldı. Ayrıca Samsun'un bir gemisini takip eden sahil güvenlik tekneleri renkli görüntüler oluşturdu. Çelenk bırakma programının ardından Yelken Kulübü'nde yapılan iftardan sonra program sona erdi.